Senden af dilemeni istedim. Böyle münasip gördüyseniz. Şehzadem. Aferin benim. Hatamı bağışlayın. Sultanım insaf edin. Ben şehzademi seviyorum. Ona asla ihanet etmem. Boş laflara karnım tok benim. Hadi gelsin de kurtarsın seni Hürrem Sultan'ın. İftira ediyorlar bana. Yemin ederim günahım yok. Ne olur yapma, inancıyım bana. Sultanım, izin verin size ve şehzademe bağlı olduğumu ispat edeyim. Ne isterseniz yaparım yalvarırım. Ne olur sultanım. Ne istersem yapar mısın? Kim ayak direrse atın zindana. Emredersiniz paşam. Özrünüzü kabul ediyorum sultanım. Temennim odur ki bir daha böyle hadiseler yaşanmasın. Hünkârım, müsaadenizle daireme dönmek istiyorum. Çekilebilirsin Mustafa'm. Seninle biraz konuşalım. Benim lafım bitti. Konuşacak bir şey bırakmadın bana. Hürrem. Kimim Süleyman? Basit bir cariye mi? Köle mi? Kimim? Bir çocuktan özür dilettin. Hem de hiç suçum yokken. Nikahlı karına bunu mu reva görüyorsun? Onurumu, gururumu nasıl ayaklar altına alırsın? Ben hep susuyorum. Sustukça üstüme geliyorlar. Artık daha çok saldıracaklar. Ben sırf sana olan aşkımdan, sadakatimden özür diledim. Lakin şu anda kendimi küçülmüş, aşağılanmış hissediyorum. Haksızlığa uğrayan benim. Sen beni korumuyorsun. Mübalağa ediyorsun Hürrem. Çocuk dediğin kişi bir şehzade. Galiba unutuyorsun. Bir değil, 5 şehzaden var. Ama herkes Mustafa diyor. Diğer şehzadelerin suçu ne? Benim doğurmuş olmam mı?
Yazık ki bu sarayda şehzadelerin arasında ayrım yapılıyor. Kapıdaki ağadan Viziri Azam'a kadar herkes bunu yapıyor. Lakin senden bunu beklemezdim. Nasıl ispat edeceksin bize olan bağlılığını? Siz söyleyin sultanım. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Yeter ki beni şehzademden ayırma. Hürrem'le alakalı bir şey söyle. Mutlaka vardır onun da bir sırrı, bir açığı. Öyle değil mi? Vardır elbet. Bana biraz mühlet verin, öğreneyim. Sultanım, bu hatuna güven olmaz. Emredin. Keseyim gırtlağını. O güzel boynu bana ait artık. Dilediğim vakit keserim. Sana yarın öğlene kadar mühlet. Bana öyle bir malumat ver ki canını bağışlayayım. İbrahim, bir şey söylemeyecek misin? Kim bunlar, ne istiyorlar bizden? Kendilerine iltimas yapılmasını isteyen bir tekkenin mensupları. İstediklerini alamayınca hadise çıkartmak gayretindeler. Kapımıza dayandıklarına göre bir hayli gözleri dönmüş olmalı. Sultanım, siz endişelenmeyin. Ben hadlerini bildirdim, bir daha cüret edemezler. İbrahim, neden iniyorsun aşağı? Ne lüzum var kendini tehlikeye atmaya? Sultanım, karşılarına çıktım, zira benim kimseden korkum yok. Kim ne yapabilir ki bana? Topunu alırım kellesini. Sultanım, bağışlayın ama bu hatuna güvenmekle hata mı ettik acaba? Kimseye inandığım yok. Lakin gözlerindeki korkuyu gördüm. Mutlaka işimize yarar bir şey getirecektir. Sultanım, şehzademize anlatmasın vaziyet. Valideniz beni öldürmeye kalktı diyecek hali yok. Beni alenen karşısına almaz. O kadar aptal olmadığı kesin. Sultanım, ben de sizi arıyordum. Hayırdır Fidan? Ne oldu yine? Hünkârımız Şehzade Mustafa'yı çağırmışlar. Bir hali de sinirlilermiş. Eyvahlar olsun. Hürrem oğlumu şikayet etmiş belli ki. Hala uyutma deme Cihangir'i. Git içeri, yerine yatır. Sultanım. Senin burada ne işin var? Git çabuk, gören olacak. Özür dilerim. Fakat mühim bir mevzu olmasa gelmezdim. Mustafa. Validem. Hünkârımız seni çağırmış. Neler oluyor? Hürrem Sultan. Şikayet etti seni, değil mi? Kesin bire bin katıp anlatmıştır. Ne oldu? Anlat çabuk. Mühim değil. Canı sıkılmış belli. O
kadın yüzünden kızdı mı yoksa sana? Af mı diletti? Ben değil. Hürrem Sultan af diledi. Babam böyle istedi. Hürrem Sultan da inanamadı. Mustafa'm. Çok sevindim. Nihayet layığını buldu. Yalnız çok dikkatli ol. O kadın babanı etkilemek için elinden geleni yapacaktır. Seni devamlı kötüleyecektir. Hiç kimse beni babamla karşı karşıya getiremez. Oğlum. Konuşsana. Gülşah ve Fatma üzerime geldi. Beni çamaşırhaneye kapattılar. Sonra Maide Evren Sultan geldi. Boynuma bıçak dayadılar. Az kalsın ölüyordum. Bu kadar ileri gideceğini düşünmüyordum. Nasıl oldu da kurtuldun elinden? Ona ve şehzadeye bağlı olduğumu ispat etmek için ne isterse yapacağımı söyledim. Demek öyle. Başka çarem yoktu sultanım. Kurtulmak için mecbur öyle dedim. Sen de ne yapmanı istedin? Yoksa beni mi öldürtecek? Hayır. Hakkınızda malumat istedi. Yarın öğlene kadar aleyhinizde bir şey anlatmazsam halim fena. Bir bu eksikti. Ne yapacağız sultanım? Sen git. Ben bir ay çaresine düşüneceğim. Benden haber bekle. Sübila. Ne var? Nedir bu vaziyet? Çenesi düşmüş gene herkesin. Haberin yok mu? Harem çalkalanıyor ya. Nasıl çalkalanıyor? Kim çalkalıyor? Hürrem Sultan Şehzade Mustafa'nın önünde diz çöküp af dilemiş. Hünkârımız buyurmuşlar. Mecbur af dileyecek. Abuk sabuk konuşma. Kim uyduruyor bunları? Yok öyle bir şey. Bak şimdi asam bozuldu. Mel'un. Sana da yazıklar olsun. Gelmişsin buraya hatunlar gibi car car dedikodu ediyorsun. Ya cerbu. Haramzade-i harami. Anne. Beyazıt. Selim. Kuzularım benim. Bir arzunuz var mı sultanım? Yok. Cihangir uyudu mu? Epeydir huzursuz. Neyse ki düzeldi biraz. Uyuyor. İhmal etme. Uyumazsa kekik yağ ile karnını ovacaksın. İyi gelir. Tamam sultanım. Sultanım. Gel Gül'a. Yaklaş. Esma. Haremde herkes sizi konuşuyor sultanım. Güya şehzademizden özür dilemişsiniz. Ben yalandır dedim. Sultanım hiç kimseye boyun eğmez. Kimseden de özür dilemez dedim. Doğru duymuşsun Gül'a. Sultanım. Bunu sonra konuşuruz. Efsun'un başına gelenden haberin var mı? Yok sultanım. Ne olmuş ki? Neredeyse öldürüyorlarmış. Sen uy. Vallahi ben... Kes! Tamam. Git Efsun'u bul. Ona de ki... Hürrem kendi kazdığı kuyuya düştü desene. Aynen öyle. Mustafa maddini bildirdi ona. Yalnız dikkatli ol Mahidevran.
Mustafa'yı o kadından uzak tut. Bu işlere bulaştırma. Hürrem'e olan öfken gözlerini karartmasın. Sakın kendi hırslarına ortak etme Mustafa'yı. Asla validem. Böyle bir şeye tevessül etmem. Ben kendi başıma baş edebilirim Hürrem'le. Ne demek bu? Aklında ne var senin? Hiç. Öylesine söyledim. Sakın benden habersiz bir şey yapma. Merak etmeyin. Müsaadenizle. Sultanım. Valide sultanımız her hareketimden haberdar olmak istiyormuş. Onu sormadan bir şey yapmayacakmışım. Sanki bugüne kadar sorduktan oldu. Hakkınız var. Efsun'dan haber yok mu hala? Yok sultanım. İnşallah bir oyun oynamaz. Neredeyse bul getir. Beni emretmesine. Başına gelenleri duydum. Sana kaç defa dedim dikkatli ol diye. Benim suçum yok. Zorla kapattılar beni. Neyse ki ucuz kurtulmuşsun. Daha kurtulmadım ağam. Beni bekliyorlar. Ne diyeceğim onlara? Sultanım buldu elbet çaresini. Gel şöyle de anlatayım. Gel kalkalım. Ne yapıyorsun burada? Harime dön. Paşam affedin. Lakin size bir diyeceğim var. Dayı Hatun devamlı başımda. Şimdi de beni yeniden evlendirmek istiyor. Nedir bu hatunun derdi seninle? Ne için bu ısrar? Şüphelendiği bir şey mi var yoksa? Yok paşam. Neyden şüphelenecek ki? Beni kızı gibi gördüğü için kendince korumaya çalışıyor. O yüzden. Her neyse. Bul bir hal çaresini. Gülay'ı göreydin. Nasıl tutuştu eteği. Celleut. Müştahak ona. Ocağıma incir ağacı dikti fasık. Ne pastırma bıraktı ne lokum. Sümbül ağam. Dayı hatunum. Sümbül. Buyur dayı hatunum. Nigar hatunu evlendirmek istiyorum. Senin bildiğin helal süt emmiş, hali vakti yerinde düzgün bir damat bulabilir misin esnaftan? Öyle birini bulsam ben evlenirdim. Dilahi latife yaptım da ya hatunum. Elbet bulurum ya. Oo. Nereden esti bu? Dul kalması münasip değil. Başını bağlamak lazım. Ha, doğru. Salih Efendi var çarşıda. Geçen sene karısı vefat ettiydi. Tek başına kaldı adamcağız. Tamam. Kimdir, necidir? Bursalı, Bursalı. Kumaşçı, hali vakti yerinde. Yaşı da epey geçkince. Ha. Çoluk çocuk da istemez. İyi. Git konuş. İlk fırsatta yoklarım. Hemen bugün hallolacak bu iş. Acelesi varsa. Sümbül ağam, yahu yeter.
Bulamadım sultanım. Kaybolmuş. Nereye gidecek Gülşah? Hangi deliğe girdiyse bul çıkar. Ben icabına bakarım sultanım. Sultanım. Nihayet geldin. Yaklaş. Bu odadan sağ çıkmak istiyor musun? Elbette. O vakit anlat. Hürrem'le alakalı ne getirdin bana? Bütün gece düşündüm. Aklıma daha evvel söylediği bir şey geldi. Şehzademizin nişan gecesinde Bilal'i konuşurken duymuştum. Neymiş o? Şehzademizin Aybike Hatun'la evlenmesini istemiyor. Malum güçleneceğinden korkuyor. Bunu biliyoruz zaten. Fakat bilmediğiniz şey, bu evliliğe engel olmak niyetinde. Eğer müdahale etmezseniz bunu başarabilir. Nasıl? Ne yapacakmış? Aybike Hatun'la Bahri Bey'in arasını yapıyor. Bu mümkün değil. Bir tuzak kurup aralarında münasebet varmış gibi gösterecek. Duyulunca ne olacağı malum. Sultanım. Aybike. Beni görmek istemişsiniz. Canım biraz sıkın. Hava almak istiyorum. Has bahçeye gideceğim. Bana eşlik etmek istersiniz diye düşündüm. Bu özür hadisesini mi düşünüyorsunuz hala? Siz nereden biliyorsunuz? Mustafa mı söyledi yoksa? Haremde herkes bunu konuşuyor. Konuşsunlar bakalım. Kusura bakmayın. Canınızı sıkmak istemedim. Has bahçeye çıkmayı ben de çok isterim. Bana da iyi gelir. İyi. Gidelim o halde. Olmaz öyle şey. Yalan bu. Sultanım, yalanım yok. Nişan gecesi Gülal Bey'ini bu yüzden sıkıştırdı. Fatma Hatun bizi gördüğünde bunu konuşuyorduk. Benden susmamı istedi. Öldürmekle tehdit etti. Doğru olabilir sultanım. Duyduğuma göre Mihrimah da böyle bir şey söylemiş. Bahri Bey'le ne konuştun peki? Ben sizi gördüm. Çeşmenin önünde fısır fısır konuşuyordunuz. Ayıp değil mi? Bir öpüşmediğiniz kaldı. Şeytan bu kadın. Nereden geliyor böyle şeyler aklına? Derhal önünü kesmemiz lazım. Sultanım. Ben ne olacağım? Buna sen karar vereceksin Efsun. Şehzademin gözdesi mi? Yoksa Hürrem'in pis işlerini yapan bir cariye mi olmak istiyorsun? Şehzademize canım feda. Bir tek sadakat istiyorum senden Efsun. O vakit yolunu açarım senin. Gözdelikten sultanlığa terfi edersin. Sancağa çıkınca da bir erkek evlat verdin mi aslanıma, sırtın yere gelmez artık. Anladın mı beni? Anladım sultan. Şimdi çekilebilirsin. Müsaade buyurursanız en ağır şekilde cezalandıralım hünkârım. Aksi halde alamayız önlerini. Ne yapmalıyız İbrahim? Salim Efendi diye biri var. Bunlar nereye başı? Alalım kellesini. Dost düşman alsın cevabını.
Öfkeni kararlarından uzak tut İbrahim. Bu seni haklıyken haksız duruma düşürür. Hünkârım, nasıl öfkelendim? Kapıma dayandılar. Hakaret ettiler. Ailemin önünde. Buna nasıl cüret ederler? Bu cüretin bir manası var İbrahim. Belli ki öfke duymanı ve öfkeyle karar almanı istemişler. Unutma ki büyük bir yangın için küçük bir kıvılcım kâfidir. Onlara cevap verme. Ben sabah duyar duymaz hadiseye el koydum. Dün gece zindana atılan herkes senin emrinle salıverildi. Hocam. Eyvallah. 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 Sıhhatiniz nasıl hocam? Hamdolsun. Hamdolsun. İyi. Çok şükür. Çok şükür. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Bu hadisenin kökü derin Pargalı. Anlaşılan o ki birileri bu tekkiyi kendi hain emellerine alet ediyor. Malum, seni öldürmek için Behram Paşa'yı da kullanmışlardı. Düşmanlarım tekrar geçtiler harekete. Bu nifak tohumu her kimse çok yakınımızda, divanımıza kadar girmiş. Baksana, Ayas Paşa bile tesir altına alınmış. Bir an evvel kim olduğunu tespit etmek ve yok etmek mecburiyetindeyiz. Bu evvela benim şahsıma, makamıma, irademe hakarettir. Bu meseleyi aydınlığa kavuşturmanın vakti geldi. Aklınızdaki nedir hünkârım? Bugün hepimiz için çok mühim. Artık makbul İbrahim'in hakiki yüzü ortaya çıkmıştır. Koca İslam İmparatorluğunu bir Ortodoks yönetiyor. Herkes dostuna düşmanına haber salsın. Gördüğünüz herkese bize yapılan zulmü anlatın. Anlatın ki bugün bizim başımıza gelenler yarın onların da başına gelecek. Kimse korkmasın. Bakın bizler dışarıdayız. İbrahim denen Allah'tan korkmaz, bize dokunamaz. Artık günleri sayılı. Yüce Peygamberimiz bir hadisinde ne buyurmuşlardır? Fakirlik benim övüncümdür diye buyurmuşlardır. Bizi fakirlikte terbiye edemezler. Bizim yolumuz onların yoludur. Fakirler Allah'ın has kullarıdır. Felekler onların sayesinde durur. Peygamberimiz mahşer günü onlarla iftar edeceklerdir. Çünkü onlar Allah'tan başka hiçbir şeye meyletmemişlerdir. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Güzel. Şimdi sen gel. Bir kere daha. Bir kere daha. Önce. Bırak dedim. Sen bırak. Ben aldım önce. Bırak. Bırak dedim. Sen bırak. Selim. Kılıcımı aldı. O benim kılıcım da. Bırak bakalım bunu. Tamam. Kavga etmek yok, yoksa hemen dairenize gidersiniz. Tamam mı? Tamam. Tamam mı?
Gelin bakalım benimle. Bu kadar kafi mi sultanım? Hı hı. İneceğim. Yardım eder misiniz? Elbette. Ah. Sultanım. İyi misiniz? Hem de çok. Destur! Şehzadelerimi ve Mishima Sultan'ı dairelerinde götürün. Ben kalsaydım. Olmaz hadi. Thank you.